Fuat Uğur. Kadın tacirinin traktörüne gelen haciz ve ekonominin geleceği. Türkiye, Fas'tan evlilik vaadiyle 600'e yakın kadın getiren sahte evlilik çetesinin lideri Mustafa Şimşek adlı kişiyi Müge Anlı'nın programında tanıdı. Gözaltına alındı, sonra ne hikmetse serbest kaldı. Mustafa Şimşek, önceki gün Kütahya'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel için sahneye konan piyesle yeniden ortaya çıktı. Anlaşılan rolü kapmıştı ve Özel'in karşısında "Yoksulluktan inim inim inliyorum, traktörüme haciz geldi, ben tarlamı tapanımı nasıl sürüp de ürün elde edeceğim?" diye gözyaşı döktü. İnsanın nutku tutuluyor hakikaten. Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lilerin ve Meral Akşener'in yurt gezilerinde sahneledikleri bu mizansenler farklı bir aklın ürünü. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun karşısına partide görevli ya da fake karakterler, esnaf, tüccar ve çiftçi kılığında çıkarılıp videoları çekiliyor. Hepsi de işlerin kötü gittiğinden, ölüp bittiklerinden dert yanıyor. Sonra her birinin foyası ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz, kimi zengin bir kebapçı, kimi malı mülkü, traktörü, apartman daireleri, seraları olan çiftçi. Ama onlar hiç utanma ve arlanma belirtisi göstermeden bu tiyatroyu sürdürüyor. Geçen gün biri Twitter'da, "Bu ülkede CHP'lilerin heykel sanatına, İYİ Parti'nin de tiyatro sanatına yaptığı katkı inkar edilemez" diye yazmış. Sahte evlilik çetesi liderinin Özgür Özel'e "traktörüm haczedildi" diye ağladığını görünce hak verdim. Millet İttifakı'nın CHP'li ve İYİ Partili bileşenleri kafa göz yarmak, rezil olmak pahasına neden bunu yapıyor? Çünkü iktidarın yumuşak karnını buldular, halkın ekonomisi. Çünkü geçmiş kazanımlardan geriye gidildi ve yıllık gelirimiz epey azaldı. Muhalefet de bunu kanırtmanın peşinde. Siz istediğiniz kadar 2002 öncesiyle bugünü kıyaslayıp rakamları ortaya koyun, aradaki farkın mevcut gerilemeye rağmen kat kat iyi olduğunu ispat edin, faydasız. Vatandaş cebindeki paranın ne kadar azaldığına bakar. Hele AK Parti'ye oy verenlerin çoğunluğunu teşkil eden merkez sağ seçmeni tamamen pragmatiktir. CHP seçmeni gibi ideolojik değildir. 2018 yerel seçimlerindeki patates soğan örneğinde gördük. Bir hayli kaygan zeminde derhal oylarını başka bir yere transfer etmekten çekinmezler. Eğer eskisi gibi kazanamıyorsa ülkenin bekası, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, PKK, Suriye, yollar, tüneller, havalimanları, fabrikalar, milli savunma sanayi filan falan vız gelir tırıs gider. Derhal muhalefetin ne dediğine bakmaya başlar. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ortada ciddi bir sorun var. Gıda enflasyonu aldı başını gidiyor. Çekirdek enflasyonun en büyük nedeni olan enerji, gübre, su, ilaç ve benzeri giderler artık ciddi bir maliyet girdisi olarak çiftçinin boynunu büküyor. Fiyatların daha da artacağı anlaşılıyor. Dünkü habere göre üre gübreye son 20 günde %78 zam yapılmış ve tonu 4.500 liradan 8.000 liraya çıkmış. Durduk yere değerlenen elmas gibi bir şey. Dün Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye Twitter üzerinden "Bu zamlar nereye kadar gider ve bir çözümü yok mudur Sayın Bakan?" diye sordum. Hükümet bakanlarının çoğunluğu genellikle yurt dışı ve yurt içindeki muhalif isimlere cevap vermeyi yeğledikleri için bir cevap beklentisinde değildim ve nitekim düşündüğüm gibi oldu, ama soru da ortada kaldı. Çünkü bu zamlar gelecek yıl ürün hasadında bize yol, su, elektrik olarak geri dönecek. Kamu bankası desteği neden çiftçiye aracıyla ve zamlı olarak dağıtılıyor? Şimdi sayın bakanlar ve yetkililer, "Biz çiftçiye şu kadar destek veriyoruz" diyecekler ki elhak doğrudur. Peki parayı veren kamu bankası bu desteği neden doğrudan çiftçi yerine tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla dağıtıyor? Tamam, diyelim ki pratik kolaylık sağlıyor ve kooperatifleşmeyi de teşvik ediyor. İyi de kamu bankasının %17 faizle verdiği bu parayı tarım kredi kooperatiflerinin köylüye %24 faizle dağıtmasını nereye koyacağız? Tekrar tekrar söylüyorum, kooperatif marketler ucuz değil. Kimse kendini kandırmasın. Vatandaş gidiyor, görüyor ve biliyor gerçeği. Siz böyle dedikçe millet "Aa, ne kadar da ucuzmuş" diye pollyannacılık mı yapacak? İktidarı tekrar uyarıyorum. Oyun büyük yerden oynanıyor. Amaçlarını adam açıkladı. Başkan seçilmeden önce Erdoğan'ı bu kez demokratik yollardan devireceğiz, muhalefete destek olacağız diye. Dedikleri demokratik yöntem iktidarın ve Cumhur İttifakı'nın kitlesel desteğini azaltacak her şeyi yapmak. Bunun yolu da vatandaşın cebini boşaltmaktan geçiyor. İktidar artık CHP'nin ideolojik seçmeninden farklı bir profil ortaya koyan kendi seçmen davranışını çözümleyip mevcut makroekonomik gelişmenin büyüleyici tablosu yerine burnunun ucuna bakmak zorunda. Gerçek orada çünkü. Doğru, yapılanlar, atılan adımlar, gelinen nokta hakikaten büyüleyici. Size yüzlerce işi, yatırımı, fabrikaları, yolları, asma köprüleri, demir yollarını, tünelleri, geçitleri, barajları sayabilirim. Milli savunma sanayi başlı başına kitap olur. Yapımına başlananlar ve yapılacaklar Türkiye'yi süper güçler arasına sokacak. Ama bu iktidarda kalarak olabilir. Doğru soru şu: ortaya konan eserler niçin, kim için? Millet içinse geri dönüşü ne zaman? Fuat Uğur, Türkiye. Mahmut Övür, erken seçim olsaydı. Muhalefet partilerinden herhangi biri siyaset üretip anlamlı bir farkla öne çıkmayınca birbirlerine mahkum olmaları kaçınılmaz. Bırakın CHP'yi, İP bile HDP'ye öyle mahkum ki biri terörün yanına konumlandırırken öteki övgüler düzmek zorunda kalıyor. Çünkü asgari müştereklerde bile buluşma ihtimalleri yok. Bu yüzden genel seçimin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen ortaya bir ittifak çıkmadı. Bunun yerine ne koydular? Zorlama erken seçim veya uydurulmuş, güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışması. 3 yılın sonunda gelinen noktaya bakın. Muhalefetteki 6 siyasi parti daha yeni bir araya gelip güçlendirilmiş parlamenter sistemi tartışıyor. Yani ellerinde netleşmiş bir metin bile yok. Düşünsenize, 100 yaşıyla övünen CHP bile hala ülkenin nasıl bir siyasal sistemle yönetilmesi gerektiğini ortaya koymuş değil. Çünkü CHP'nin hiçbir zaman böyle bir derdi olmadı. Bugün şikayet ediyor gibi göründükleri o eski ucube vesayet sisteminin kurucusu, Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle bizzat CHP zihniyetiydi. Geçmişte değiştirilmesine yönelik bütün önerileri de şiddetle reddetti. Özellikle rahmetli Turgut Özal'ın başkanlık sistemi önerilerine hep karşı çıktı. Doğrusu CHP kurultaylarında veya siyasi belgelerinde de böyle bir çaba olduğunu görmedim. Aynı şey CHP'nin milliyetçi versiyonu İYİ Parti ve muhafazakar versiyonu DEVA ve Gelecek Partileri için de geçerli. Onlar yeni olmalarına rağmen çıkışlarında böyle bir talepleri yoktu. Hatta son iki partinin liderleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine övgüler düzmüşlerdi. Peki şimdi neden sistem meselesine dört elle sarılıyorlar? Çünkü ellerinde bundan başka ortak bir argüman yok. Şimdi buraya bir nokta koyup 2 yıl önceye dönelim. Yerel seçimlerden bir süre sonra hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de İP Genel Başkanı Meral Akşener senkronize bir biçimde ve ısrarla erken seçim istediler. Hatta Akşener tarih olarak 2021'in Haziran'ını gösterdi. Peki gerçekten de onların dediği gibi 2020'de veya 2021'de bir erken seçim olsaydı bu partiler halka nasıl bir sistem önerisiyle gideceklerdi? Bırakın o günleri, bugün bile ortada böyle eski ucube sistemden farklı, Türkiye'nin yaşadığı tecrübeleri dikkate alan yeni bir sistem önerisi olmadığı için 6 parti bir araya gelip görüşüyor. Aslında amaç sistem falan değil, gündemi meşgul etme ve bir aradayız görüntüsü vermekten başka bir şey değil. Muhalefetin Kürt meselesinde tezi ne? Millet İttifakı partilerinin bu uydurulmuş sistem yaklaşımını aslında Türkiye'nin iç ve dış birçok meselesinde de görüyoruz. Kimse Doğu Akdeniz'de, Libya'da nasıl bir siyaset izleyeceğini açıklamıyor. Suriye meselesinde Esad'la görüşme dışında farklı bir yaklaşımları da yok. Sadece eleştiriyorlar, o kadar. Benzer bir şey Kürt sorunu denilen meselede de görülüyor. Mesela Kılıçdaroğlu Kürt sorununu mecliste çözeriz diyor. Peki soruna dönüştürdüğünüz ve 100 yıldır kafa yormadığınız bir meseleyi mecliste kaç yılda nasıl çözeceksiniz? Bu sorunun bir cevabı yok. Oysa normal bir siyasi parti önce sorunu teşhis eder, çözüm önerilerini ortaya koyar. Sonra da bunu muhataplarıyla veya ittifak yapacağı partilerle müzakere eder. Yani bir parti önce bir tez ortaya koyar, karşı tezle bunu müzakere eder ve ortaya bir sentez çıkar. Şimdi soralım, CHP ve İP'nin veya dostlarının sistem konusundaki veya Kürt meselesindeki tezleri nedir? Bilen var mı? Mahmut Övür, Sabah.